Hadi bakalım kanalıma hoş geldiniz. Ben Ümit. Bugün rüya ile ilgili gerçek bilgiler derledik. Bir insan uyandıktan 5 dakika sonra rüyanın %50'sini, 10 dakika sonra da %90'ını unutuyormuş. Hemen bir dipnot eklemek istiyorum. Rüyalarda aslında diyalog yokmuş. Sadece görüntü fotoğraf karesi gibi görüyormuşuz. Ama oradaki anlamlandırmayı, hareketleri ve özellikle diyalogları biz kendi kafamızdan dolduruyormuşuz. Bu bilgiden daha ilginç bilgiydi. Görme engelliler de rüya görüyor. Bu çok sorulan bir soru. Görme engelliler de rüya görür mü diye. Görme engelliler de rüya görüyor. Özellikle görme yetisini sonradan kaybetmiş olan insanlar. Ama genellikle ses, koku, his olarak rüya görüyorlar. Ben rüya görmem diyen insanlar yalan söylüyordur. Çünkü her insan rüya görür. Ben rüya görmem diyen insanlar çabuk unutan insanlardır. Rüyada gördüğümüz insanlar ve binalar, objeler, nesneler daha önce gördüğümüz insanlar ve obje nesnelerdir. Çünkü görmediğimiz bir şeyi beynimiz tasarlayamaz. İnsanların %12'si rüyalarını siyah beyaz görüyor. Bu oran televizyon renksizken daha yüksekti. Televizyonlar renkli olmaya başladığı zaman bu oran %12'ye kadar düştü. Acaba şu an yaşı yeten insanlardan ben televizyondan önce, renkli televizyondan önce rüyalarımı siyah beyaz görüyordum ama şu an renkli televizyondan sonra renkli görüyorum diyebilecek insan var mı acaba? Benim gördüklerimin çoğu siyah beyaz, hatta ben renkli hatırlamıyorum. Günlük yaşamınızda neşeli bir insan bile olsanız rüyalarınız stres dolu olabilir. Bu rüyanın genel olarak karanlık havasından dolayı olur. İstediğin kadar neşeli ol, istediğin kadar pozitif ol. Rüyalarında kovalanırsın, kaçarsın, bir yerlerden düşer atlarsın. Stres dolu uyanırsın, ağlarsın. Rüyalarımız bilinçaltımızın yansıması değil mi? Bilinçaltımızın yansıması ama genel olarak da karanlık yansıması. Korkularımız veya kaygılarımız, çekingelerimizi yansıtan, görmek istemediğimiz şeyleri, korktuğumuz şeyleri bize alenen gösteren şeyler çoğunlukla. Bir gecede bir insan maksimum 7 rüya görüyormuş. Normal bir insan da 2 ile 4 arasında görüyormuş. Yani sen bir rüya olarak hatırlıyorsun ama o 2 ile 4 arasında değişiyormuş. Hayvanlar da rüya görüyor. Ben buna bizzat şahit oldum. Askeriyede bir tane köpeğimiz oldu, küçük. O köpek uyurken koşuyordu rüyasında. Peki rüyasında koştuğunu nasıl anladın? Çünkü yattığı yerden koşuyor gibi hareketler yapıyordu yattığı yerden. Uyku anında beynin devreye geçirdiği bir sistem var ve bu sistem sayesinde rüyada yaptığımız hareketlerimizi normal hayatta yapmıyoruz. Bu sistem uyandıktan sonra devam ettiği zaman uyku felci denilen bir hastalık geçiriyoruz kısa süreli ve bu çok korkutucu oluyor. Genellikle buna karabasan deniyor halk dilinde. Hiç yaşadın mı? Evet. Ben hiç yaşamadım. Ama şu oldu, mesela böyle uyurum ben genelde, kafamı böyle koyarım. Bu kolumu bir gün kalktım, bir anda yere düştü. İlk fark etmedim uyku semesi, fark etmedim. Sonra kafamı kaşımak için elime komut veriyorum ama hareket etmiyor. Elimi işte hareket ettirmeye çalışıyorum, elime bakarak böyle hareket etmiyor. Sonra bir dokundum, hiç hissetmiyorum, şu tahtayla aynı. Sonra işte böyle annem müdahale etti sağ olsun. Böyle bir sıcak tuttuk, yorganın altına koyduk, hemen çözüldü. Ben ilk bunu yaşadığımda bütün vücudumu hareket ettirememiştim ve hani yanımdaki insanı ya da çevremdekileri görebiliyordum. Uyandığımda dedim ki çok değişik bir rüya gördüm. Gözlerimi açıyordum, her şeyin farkındaydım. Sanki aynı gecedeydim ama hareket edemiyordum dedim. Çünkü o zamana kadar hiç karabasan diye bir şey duymamıştım. Ve bana dediler ki sen gerçekten zaten o saatte gözlerini açtın. Ve gerçekten uyumaya korktuğum bir süre oldu. Ben korkacağımı zannetmiyorum. Rüyalar gerçek hayatla paralel çalışır. Örneğin uyuyorsunuz, yanınızda biri saz çalıyorsa siz de kendinizi rüyanızda Türk sanat müziğinde bir konserde görebilirsiniz. İnsanların %40'ı rüyalarının en az bir tanesinin gerçek olduğunu iddia ediyor. Gerçek olduğu mu yoksa gerçekleşeceği mi? Gerçekleştiğini iddia ediyor. Rüyaların gerçek haber verdiğine inananların yüzdesi de %70. İlginç olan şu, İlk önce rüyayı görüyorsun ve sonra gerçekleşeceğine mi inanıyorsun, yoksa gerçekleşmiş bir olayı rüyanda mı görüyorsun? Hayır, rüya görüyor, rüyanın gelecekten bir haber verdiğine inanıyor. %70'lik bir kesim. Büyük bir oran ya, %70. Ben inanmıyorum ya. Horlayan insanlar rüya görmez diye bir iddia ortaya atılmış. Öyle bir iddia yok. Horlayan insanlar da rüya görebiliyor ama horlayan insanların yanında uyuyan insanların rüya görmediği bir gerçek. Çünkü uyuyamıyorlar zaten.
Rüya ile ilgili derlediğimiz bilgiler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.